Kafadan herkese merhaba. Bu hafta sizi ilk olarak başarılı oyuncu Levent Üzümcü'nün sahnesine götürüyoruz. Tek kişilik oyunu Anlatılan Senin Hikayendir ile seyirci karşısına çıkıyor. Allah'tan mühendis falan olmadın sen. Öyle inşaat inşaat. Olaydın ne kadar korkunç düşünmeyelim mi? Bir hikaye anlattığın zaman başka insanların hayatına da dokunursun. Çünkü benzer hikayeleri yaşamışlardır. Ya da sen hikayeni anlatırken ki duygun onda başka bir duygu canlandırır. Ve aslında aynı hikayeyi anlattığını bilirsin. Aynı duygunun hikayesini. Belki olaylar aynı değildir ama duygular aynıdır. Onun için anlatılan herkesin hikayesi, her ne kadar benim hikayem olsa da. Ben tiyatro oyuncusuyum, oyun yapmak istiyorum. İnsanlara derdimi anlatmak istiyorum. Benimle aynı derde sahip insanların oyunlarını oynamak istiyorum. Çünkü oyun yazarı, o sanatçı, çağının tanığıdır. Bir derdin, bir sıkıntının üzerine oyunu yazar. Roman yazar, şiir yazar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Çağının tanığıdır. Sanat budur. Şöyle bir kimseyim diyorlar, bu kadar çocuğum var diyorlar. Şöylesine bir medeni durumum var diyorlar. Oyunculuk beni heyecanlandırıyor. Yeni bir işin içine girmek, o işin içinde olmak, orada bir nedenden ötürü o işle yoğrulmak falan beni çok heyecanlandırıyor. Beni çok mutlu ediyor. Gelip de tiyatroyu ayrı bir yere koyup diziyi, sinemayı apayrı yerlere koyamam. Üçünün de bendeki heyecanı farklı olabilir. Ama üçü de beni heyecanlandırıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Olmadı, buna sorma. Ben bile şuna sorayım. Bizimki de çok beyefendi bir kimse diyemiyor ki onu. Sen galiba botundan uyduracaksın, yerini arıyorsun. Garibim diyor ki. 7 yaşında çocuk izliyor ve hiç sıkılmadan oyunu izliyor. O kadar mutlu ediyor ki bu beni. Aileleriyle gelmişler çünkü aileleri o çocukları bir yere bırakamamış. Onların orada olması değil beni mutlu eden. Onların orada oyunu baştan sona dikkatle izlemeleri. O kadar önemli bir şey ki bu. Ve bu işin ne kadar iyi yapıldığını da bir göstergesi. Tunusol kağıdı gibidir çocuklar. Bir şeyi beğenmezlerse hemen belli ederler. 2 saat boyunca oturup senin oyununu böyle izliyorlar. Bundan daha büyük bir hediye olamaz. Bekar oldu. Ne oldu? Ne kikirde çiverdin kızla? Olan ne aranızda? Bekarım dediysem hiç mi seni alıp çekmedi sanırsınız? Mimikten yanınızı bağır. Bizim burada Ege'de bir laf vardı. Derler ki... Sözlerimi başka türlü anlatmak istedim yazarak. O kadar çok yazmışım ki. Topladım onları, eledim. Okudum, baktım, toparlamaya çalıştım. Aynı dertten muzdarip olduğum yazıları bir noktaya getirdim. Onların daha iyi olduğunu düşündüklerimi ayırdım. Sonra bunlardan bir kitap yaptım. Hala çok kolay okunan, etkili, lafını sözünü söyleyen özel bir kitap olduğunu düşünüyorum ben boyun eğmeyi. Bizim kapı komşumuz Efterk teyzeydi. Ha, Efterk teyze. Kocasını genç yaşta kaybetmiş emme kendi kendine yeten, çalışkan, onurlu bir kadınındı. Anadolu kadınıydı Efterk teyze. Türkiye biraz kutuplaştı. Seyirci yönünden de kutuplaştı. İnsanlar taraf olmak zorunda bırakıldılar. Yani herkes aslında sanatın tarafındadır. Ben sanatın tarafında değilim demez. Ben ne söylemek istiyorsam şu sahne üzerinde söylüyorum. Barıştan, kardeşlikten, bir arada yaşama kültüründen bahsediyorum. İstiyorum ki beni herkes izlesin. Çünkü ben bir arada yaşamanın nasıl olacağı üzerine kafa yoran bir insanım. Bizi birleştiren noktalar üzerine kafa yoran bir insanım. O noktaların kıymetini bilmek üzerine kafa yoran bir insanım. Ama maalesef Türkiye'de demediğin laflar, söylemediğin sözler, yazmadığın şeyler, düşünmediğin şeyler üzerine sanki onları yazmışsın, söylemişsin, düşünmüşsün gibi davranıyor insanlar. Ben ne söylemek istiyorsam sahne üzerinden söylüyorum, kitapta da yazıyorum. Gelecek Analog'da sloganıyla yola çıkan Lomografi'de siyah beyaz filmleri banyo ettik. Bugünkü atölyemiz film banyosu atölyesi. Daha önceden kullanıcılarımızın çekmiş olduğu siyah beyaz filmleri hep beraber yıkıyor olacağız bugün. Dijital makine kullandığımızda artık hani hepimizin telefonunda da fotoğraf makinesi var ya da işte dijital büyük ya da küçük makinelerimiz var ve aslında sadece deklanşöre basıyoruz. Çok fazla fotoğraf çekiyoruz ama sonrasında bunlara geri dönüp bakmıyoruz.
Bu durumdaysa kendi çektiğimiz fotoğrafları kendimiz yıkadığımızda ya da bastığımızda şahsi görüşüm çok daha değerli oldukları ve onlara çok daha fazla önem verdiğimiz yönünde. Film banyosu aslında çok da maliyetli değil. Özellikle Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine ya da Amerika'ya göre çok daha ucuz fiyatlarla profesyonel stüdyolarda da bu işlemi yaptırmak mümkün. Sadece film banyosu yapacaksak ev koşullarında da hani ilk bir yatırım yaptıktan sonra çok daha ucuza mal ederek ev ortamında da yapabiliyoruz. Analogun verdiği hissi ben dijitalden alamıyorum. Analogdaki his, o anında görememek, sonrasında yıkanınca görmek bana daha değerli geliyor. Ayrıca bir de hani dijital ortama aktardığım fotoğrafları kaybetme riskim var. Hani bilgisayarım bozulup ya da işte harici diskim bozulup onları kaybedebiliyorum. Ama negatif elimde olduğu sürece istediğim çözünürlükte tekrar fotoğrafa dönüştürebiliyorum. Lomografi, deneysel analog fotoğrafçılık tutkunu bir topluluk diyebilirim. Atinalı dans eğitmeni ve koreograf Evangelos Porinas'la Akmak Sanat'taki dans atölyesindeyiz. I was a runner, and then I gave exams to the university. I entered to the physical education department, and there I had to take some classes, some contemporary dance classes, and there I started liking this art form. Before I had no idea, but anyway, in the university I had my first dance classes, and then I felt that I really like it. I really enjoy performing. I enjoy also being in rehearsals and exploring movement and ideas, try to express with my body the ideas of a choreographer. When you feel that you really made it, it's something magical. It's something like you are beyond yourself. There are some benefits as a person, for sure personal, because you are working with yourself. You have to manage to go away from your ego. If you don't put effort, if you don't focus, things are not happening by themselves. So those are things that you learn through dancing, or at least I feel that I learned through dancing. So you become more sensitive to feelings, to ideas, and I think through an art form you learn how to let yourself express and experience those feelings, and I think this is good for the soul. Bugün bitti gitti'deyiz. Serigrafi baskı nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim. Serigrafi de aslında hem pek çok şey değişti hem de hiçbir şey değişmedi. Bir kere keyfi, kolaylığı, pratikliği ve sonuçlarının harikalığı aynı. Onun dışında neler değişti? Çok daha pratik oldu bir kere. Bitti gitti sayesinde şu an serigrafiye başlamak isteyen herhangi biri hemen evine aslında tasarımının pozlanmış halde kalıbına kavuşabiliyor. Eskiden belki farklı farklı insanlar serigrafi yapıyordu ama birbirleriyle o kadar rahat paylaşamıyorlardı. Şimdi artık yaptıklarını çok daha rahat paylaşabiliyorsun. Bu sayede farklı farklı objelere ben de basabilirim. Aa, benim şöyle bir şeyim var, bunu basabilirim gibi pek çok şey yapılabiliyor. Bitti'de meselemiz insanlara keyifli alışkanlıklar kazandırmak. Bunun için de hem keyifli serüvenler düzenliyoruz aslında, hem evde üretime devam edebilecekleri kitler yapıyoruz, hem de pek çok aslında gündelik objeler yapıyoruz ki tıraş kitinden el yapımı ses sistemlerine kadar.
Bunun gibi mesela direkt gün içinde telefonunuzu koyup dinleyebileceğiniz objelere kadar bir yandan da kurumlara aslında atölyeler düzenliyoruz. Bu sayede kurumsal kutlamalar, özel günler, etkinlikler, değişik projeler yapımı, bunun gibi bir sürü çalışmamız var aslında. Serigrafiye büyük bir ilgi var. Hem festivallerde, açık alanlarda da yapabildiğimiz için aslında belki bu. Hem de özel günler için çok uygun olduğu için. Davetiye, mezuniyet, bitirme projesi, defter kapakları gibi. Sonrasında da aslında defter geliyor. O da yaptığınız eserleri bir araya getirmek için. Kendi minik kitabınız olabilir, portföyünüz olabilir veya bir sunum bir şey olabilir. Ya da gündelik bir defter olabilir. Onun için aslında insanlar genelde gündelik hayatına hemen sokabileceği şeyleri öğrenmeyi seviyorlar. Bu da onların başında geliyor. Dijital günüm yani çok büyük bir kısmı aslında yine bilgisayarla, diğer dijital şeylerle geçiyor. Ama bunların yanında serigrafiyle uğraşabiliyor olmak, o artık kokusu da yok aslında. Hani eskiden olanlar gibi değil, kokusuz bir boya. Çok doğal, çok rahat yıkanabiliyor. Onun için zorlukları gitmiş, onun yerine kolaylığı ve o saf doğallığı kalmış bir haliyle serigrafiyle uğraşıyor olmak. Aynı şekilde karanlık odada fotoğrafları banyo ediyor olmak veya elinde bir kağıda kaligrafi teknikleri yazı yazıyor olmak bence harika bir şey. Çünkü eskiden sadece onlar vardı ve onlar yapılıyordu. Şimdi bu kadar teknolojinin içinde onlar hala ne mutlu ki var. Bu yüzden onları yapmaya devam etmek kadar güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Buradaki aslında en önemli şey, burada yapılan her şeyi aslında hayatında alışkanlık haline kazandırabileceğin şekilde sunuluyor olması. Enerji streamlerine yansıyan cazın usta davulcusu Ferit Odman'ı Quantity ile birlikte Salon İKSV'de yakaladık. Nasıl insanın ruhu değişiyorsa o ekibin o gün yaşadığı her şey, bireysel olarak yaşadığı her şey o ekibin ruhuna yansıyor. Tabii ki ben müzisyen ve grup ruhundan bahsediyorum şu anda. O yüzden çok değişken ve inişli çıkışlı. Bir tarafı baskın olan müzikleri sevmediğimi biliyorum. Grupça ve kolektif olarak yapılan şeyleri daha çok beğeniyorum. O yüzden kendi grubumda da buna dikkat etmeye çalışıyorum. O konserde çalacak müzisyenlerin istekleri doğrultusunda gidiyoruz. Yani belli bir şablon var. Ama mesela o gün piyanist, ya abi ben bu parçada çalmasam çok iyi olur diyor mesela. Onu hissedemiyor, o akorları güzel hissedemiyor mesela o gün. O yüzden o gün mesela piyano soloyu atıp başka bir solo koyabiliyoruz. Yaptığım albümlerde de aslında trompet ve alto saksafon kullanmıştım şu ana kadar. Vincent Herring'de çalıştığım için o altocudur. Yani ben çok seviyorum. Bütün Art Blakey'nin zamanında, gerçi o sextet de çok çalardı, altılı çok çalardı. Ama quintetteki o çok seslilik benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden çok seviyorum. Çevre Sanat'ın bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yeni içeriklerle görüşene dek hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.